Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu alaylı yazılımcı mülakatları üzerine yaptığım bir video serisi. Bu ikinci videosu. Eğer izlemediyseniz birincisini şimdi linkini şuraya bir yere koyarım. Oradan başlayabilirsiniz. Hani 1, 2, 3, 4 diye giderseniz daha sağlıklı olabilir. Neyse uzatmadan başlayayım. Kodlama yaparken yapılması gerekenleri, işleri nasıl önceliklendirirsin? Ayrıca iş yapımı ve önceliklendirmek için herhangi bir tool kullanıyor musun? Yani herhangi bir araç kullanıyor musun? Birazcık bana bu önceliklendirme sürecinden bahsedebilir misin? Bu soruda aslında karşının beklediği sizin birazcık daha planlı çalıştığınızı, önceliklendirme yapabildiğinizi ve yani işte daha profesyonel, gerçekten işleri üstlenip, sahiplenip bunlar benim işim böyle planladık, ben de böyle yapacağım diyebilmenizi bekliyorlar. Her ne kadar bu tam yazılımcının işi olmasa da mesela çalıştığınız ekibe bağlı Scrum Master'ınızdan tutun, şuraya koyarım ne demek olduğunu. Hani proje yöneticileri olabilir, analistler olabilir. Onlar hazırlarlar, planlar yaparlar. Hatta Scrum diye bir metodoloji var. Hani birazcık daha agile, çevik çalışmak için böyle bu kartlarla puanlayabiliyorsunuz. Çoğu zaten onun oyun versiyonu. Hani çok öyle artı değeri yok bence. İyi yapılırsa çok var. Ama etkin olarak nerede kullanılıyor tartışılır gerçekten. Vodafone, Akbank fena değil Türkiye'de bu metodolojiyi kullanmak için. Benim bizzat bildiğim. Ama işi gerçekten yapan, o elini hani taşın altına koyan hani yazılımcılar olduğu için muhakkak farklı bir şeylerin olduğu anlaşılır. Çünkü işin analiz kısmı, proje yöneticisi kısmı bunlar hep daha böyle konsept üzerinden, hikayeler üzerinden konuşur. O hikayeyi gerçeğe döken de genelde yazılımcıdır. Ve o gerçeğe dökülünce çok fark etmeyeceğiniz şeyler ortaya çıkabilir. Test de çıkabilir, talep değişir. Yok bu böyle olmamış, birazcık daha farklı yapabilir misin? Hani renk değiştirmesinden işlev değiştirmesine, sayfanın dizaynına, o front-end'de çalışıyorsanız yani birçok değişim talebi olabilir. İdeal olan proje yöneticisinin bunu yönetmesidir. Ama bazı insanlar bu tür şeyleri yönetmek de kötü olabiliyor. Hayır demeyi bilmiyor. Önceliklendirmeyi bilmiyor ve işi yapan olarak da yazılımcıya patlıyor çoğu şeyde. Şunu yap, bu acil, bunu yap ve bu yüzden de yazılımcıların önceliklendirme yeteneğine sahip olması gerekiyor. En azından ikisini aynı anda yapamam, bir tanesini seç diye topu karşıya atabilmesi lazım. Bu arada günde 16 saat çalışmak da çözüm değil. Gerçekten sonuçta profesyonel bir iş yapıyoruz burada. Ben sana zamanımı satıyorum, sen de bana para ödüyorsun. Hani bu. Bu bahsettiklerim birazcık daha sorunun arka planı için. Şimdi de sorunun cevabına geçeyim. Önceliklendirme için genelde bir tool kullanılır. Proje yönetim uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Bu Jira olabilir, Asana olabilir, Trello olabilir. İş ilanlarından da bulup koyarım. Bunları biliyor musunuz? Ya aslında çok da bilinmesi gereken bir şey yok. Bir uygulama var. Hani ne yapmam lazım? Şu butonun rengini değiştirmem lazım atıyorum. Bu 1 saat. Ya da Jira gibi tool'lardaysa canlıdan bir problem gelir genelde. Mesela canlıda havale işlemlerinde şöyle bir hata olabiliyor. Para aktarılmıyor. Lütfen bunu kontrol edebilir misiniz diye bir ticket açılıyor. Yani bir rapor bildirimi gibi bir şey. Bunu genelde takım liderleri de yazılımcılar arasında paylaştırılır. Sen bu soruna bakabilir misin? Sen başka bu soruna bakabilir misin? Önemli olan bu tür uygulamaları kullanmak ve karşılıklı bir iletişim olması. Mesela yazılımcıya bunu hemen bitir demekle iş yürümez. Bunu birazcık daha yöneticilere söylüyorum. Şöyle bir problemimiz var. Bunu ne kadar sürede yapabilirsin diye yazılımcıya sormak. Yazılımcıdan da belli bir zaman fikri almak. Mesela ben bunu 2 günde çözebilirim, 3 günde çözebilirim. Ya da daha komplike problemler için ben bugünümü bu problemi anlamaya çalışmaya ayırayım. Yarın size bu problemin kaç günde çözülebileceği hakkında daha iyi bir fikir veririm. Gibi cevaplarla o topu döndürmek de değil. Gerçekten böyle oluyor ama bunları profesyonel bir şekilde yönetebiliyor olmanız lazım. O yüzden bu tür programlara biraz bakmanızı öneririm. Ama dediğim gibi bu tür programlar sadece önceliklendirmek için. İdeal bir şirkette e-mail gelip buna bak denmemesi lazım. Böyle bir proje yönetim uygulaması kullanarak sorunu tanımlamanız lazım. Bunun ne kadar süre alacağını tanımlamanız lazım. Ondan sonra da kimin yapacağını tanımlamanız lazım. Ondan sonra da yapmanız gereken bütün işlemleri tek tek böyle koyup önceliklendirme sıranızın olması lazım. Bakın bu işlem var 8 saat sürecek. Bakın bu işlem var 2 saat sürecek. Bu işlem 4 saat sürecek. Ben hepsini yapabilirim ama hangisi sizin önceliğiniz? Bana söyleyin, ben de onu seçin diyebilmeniz lazım. Ondan sonra da geleceğim ikinci nokta işleri basitleştirme, daha sindirilebilir hale getirme. Bu birazcık daha agile metodolojisine giriyor ama çok basit bir şekilde anlatayım. Mesela bir tane yeni uygulama yapmak istiyorsunuz. Yeni bankacılık uygulaması, Bitcoin trading uygulaması fark etmez. Bu koskoca bir epik, bayağı büyük bir hikaye gibi düşünebilirsiniz. Ve bu bir günde bitecek bir şey değil. O yüzden bir tane ana hikaye oluyor. Bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 diye daha sindirilebilir kısımlara ayrılması lazım. Mesela uygulamanın girişini yapmak.
uygulamanın ana sayfasını yapmak, uygulamanın şu sayfasını yapmak. Bunlara bölüyorsunuz ve bu böldüklerinizi tekrar bölebilirsiniz. Uygulamanın girişinde Facebook kullanılabilir, Google kullanılabilir, Apple ID ile giriş yapılabilir. Bunların hepsinin tek tek detaylarına da girebilirsiniz. Facebook'un dokümantasyonun okunması 2 saat, API'ların bağlanması 5 saat, onların testi 2 saat gibi bunların hepsini tek tek ayırabilirsiniz. Bu arada da bonkör davranın. Hani 2 saatte bitirme gibi bir çabanız olmasın. Mesela siz 3 saatte bitirebilecekseniz 5 saatte bitirin. Ama gerçekten iyi yapmaya çalışın. O proje yöneticisi için ya da analistler için çok öncelikli olmaması gereken bir şey. Önemli olan hani iyi yapın, adam gibi yapın. Ki canı da patlamasın çünkü o çok daha baş ağrıtan bir şey. Ne kadar erken iyi yapmaya başlarsanız o kadar sağlıklı devam ediyor bu tür süreçler. Zaman yönetimi konusunda da konuşabilirsiniz. Ben mesela öyle süper kahraman gibi bir kişi değilim. Ne bileyim, bir saat çalıştıktan sonra bir 5-10 dakika mola alan biriyim. Çünkü birazcık kafamın dağıtılmasına ihtiyacı var. Böyle 2-3 saat çok konsantre olabilen biri değilim. En azından bir dışarı çıkayım, hava alayım, mutfağa gideyim, kahve yapayım, biriyle bir sohbet edeyim. Bir 5-10 dakika. Türkiye'de bu dediğimi maalesef başka yerlerinden anlayabilen insanlar olacaktır elbet. Ama bu aslında çok sağlıklı bir şey ve hata yapmanızı da önlüyor. Mesela Pomodoro tekniği diye bir şey var. Böyle domates saati gibi her 25 dakika yoğun çalışmak için 5 dakika mola al diyor. Eğer bunu 4 kere yaparsan sonra 20 dakika mola al diyor. Ki ben de bu tür şeyleri full destekleyen biriyim. Böyle bir saat kullanıp bunun sağlıklı olduğunu ve sizin veriminizi, performansınızın arttırdığını söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda Toggle gibi uygulamalar da var. Size ne kadar zamanınızı, neye harcadığınızı gösteren. iPhone kullananlar bilir o ekran zamanı diye. Instagram'da 2 saat, Twitter'da 1 saat gibi. Bu tür şeylerle de zaman yönetiminize hakim olduğunuzu gösterebilirsiniz. Son olarak da azıcık CI/CD'den bahsedeyim. Continuous Integration and Delivery. Yani bu genelde kullanılan bir metodolojidir. Yani çok böyle İngilizce şey şanşanına bakmayın. Bu ne demek? Ben planımı yapıyorum. Sonra kodumu yazıyorum. Test ediyorum. Canlıya alıyorum. Canlıda bakıyorum yeni bir problem var mı? Kod patladı mı patlamadı mı? Ondan sonra yeni gelen içeriklerle onları da yazıp canlıya alıp kontrol ediyorum. Böylece de yazılımlar sık sık patchlenebiliyor. Hani mesela size de sürekli telefon uygulamalarınıza güncelleme geliyordur. Bunun gibi. Aslında 3 ayda bir de güncelleme yapabilirsiniz. Haftalık bazda güncelleme yapabilirsiniz. CI/CD denilen metodolojide daha hızlı olanı haftalık sürekli güncelliyorsunuz. Sürekli problemleri çözüp yeni özellikler kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bir anda dev bir paket vermektense bu birazcık daha eski bir metodoloji. Bir anda böyle büyük yenilikler ya da projeler yapmaya da waterfall deniyor. Şelale metodolojisi. Bunun da aslında gerekli olduğu, iyi olduğu zamanlar var. Çoğu projeler artık MVP, Minimum Viable Product denen yöntemle gidiliyor. Uyduruk bir şeyi uçtan uca yap, hepsi çalışabiliyor olsun ve onları adım adım geliştirmeye çalış. Bir adımda giriş ekranını geliştir, bir sonraki adımda şunu geliştir, bir sonraki adımda şu özelliği getir. Ki böyle yaparsanız hem insanlar da uygulamayı kullanmaya başlar. Bu uygulamayı ilk siz yaptığınız için market avantajınız olabilir. Aynı zamanda da hani kullanıcılardan da feedback alabilirsiniz. Bir geri dönüş alabilirsiniz. Bu tarafı güzel olmuş, şöyle eksiklikleri var diye. Siz de onu CI/CD dediğim yöntemlerle sürekli geliştirebilirsiniz. Neyse, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu dediklerim kafanızda bir şeyler canlandırabilmiştir. Hani yararı olmuştur. Olduysa da videoyu beğenebilirsiniz. Daha da fazla uzatmama gerek yok. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere.